Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch'ten herkese merhaba. Tabii olabildiğince sizlerle de burada sohbet etme imkanım olacak tur aralarında özellikle. Chess.com'da biliyorsunuz bir turnuva var. O da hep düzenlenen, hep salı günleri düzenlenen Title Tuesday turnuvasıydı. Ve Title Tuesday'leri biz hep merak ederdik. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Ve bunun da Untitled, yani ünvanı olmayan oyuncuların da oynayabileceği bir turnuva haline getirdiler. Farklı. Early Untitled Tuesday diye. Ve ben de bunda oynamak istedim açıkçası. Turnuvaya şu anda ya 14. başlıyor gözüküyorum ama gerçekten güçlü isimler var yukarılarda. Ve turnuvada şu anda 300 oyuncuyu görüyoruz. Türkiye'den de katılan arkadaşlarımız var. Bakalım, muhtemelen böyle ilk 30'da falan başlayacağım. Amacımız da ilk 10'da bitirebilmek olacak. Evet, son 1 dakika kaldığını görüyoruz. Ben bu sefer sizlere tabii bakamayacağım çok. Şöyle bakın. Çok bakamayacağım ama gönüller bir olsun. Beni desteklemeye devam edin dostlar. 1 dakika içerisinde turnuva başlıyor. Ve en iyimi vermeye çalışacağım. 11 tur gerçekleşecek turnuva. Ve turnuvada da olabildiğince başarı yakalamaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Lütfen sizler de beni desteklemeyi unutmayın. Bir sizden, evet, son 45 saniye kaldı. Bir başarılar görmek istiyorum ya. Herkes bir başarılar, bol şans yazarsa çok sevinirim. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Son 30 saniye bakalım rakibimiz kim olacak. 15. başlıyoruz turnuvaya. İlk 10 hedefimiz tabii ki. Elimden geleni yapacağım. 11 karşılaşmada hedefim 9 yapmak. 9'u yaparsam tamam ya bu iş. Bugünlük istediğim bir yere geçmiş olurum. Hadi bakın başlıyoruz. Eyvallah. Dostlar, haydi bakalım. Evet, ilk karşılaşmamız bir 1300'le. Tabii bu turnuvada alttan çekerek başlıyoruz. O yüzden 1300'e karşı oynamak birazcık daha kolay olacak. Varyantı oynuyor şaka maka 1300 demeden. 1 ve 4'e at D2. Evet, buna D5 oynaması lazım. Şimdi bunu oynadığında bir hata var. Şöyle gelelim. Yok, ilk E5 gelmemiz lazım galiba. Buna, çünkü burası boşta kalıyor. Hadi bakalım. D6. Bak, E5'i oynamadığımız için neden E5 elim gitmedi bilmiyorum. Neyse. Burada bayraklanma diye bir şey çok zor olacak. Çünkü 3 artı 1 ekleme de var. Bizim lehimize gerçekleşecek biraz orada durum. Şöyle gelelim. Ya bu doğru olmaması lazım. Burası boşta kalıyor. At G5 bir... At G5'e tabii şimdi şey gelecek. Tamam. Biraz daha sakin davranayım. At G5'e, at E5'e, burası istekte kalacak. Şurada istekte. Vezir C2, kale C8 var. Ne oynasam. Yani şurayı tutmaya devam etmem lazım. Ben bir fil B1 oynayayım. Fil D3, fil B1 oynayayım. At B4'e. Burayı koruyayım. D5 sürerse, yani D5 sürmesi lazım daha doğrusu. Tamam. Gelelim fil B1. Bu oyuncular genelde bunları keserler. Aynen. Yani 1300'e karşı da bu oyunu rahat kazanamayacaksak, bu oyunu hiç oynamasak daha iyi. Şöyle gelelim.
geleceğim, vezir d6 almaya çalışacağım. Eğer d5 oynarsa yine kale d1 var mı acaba? Şöyle gelelim. Buna belki bu tarz bir şey olabilir mi diye bakıyorum. Çünkü h7 çok zayıf kalacak. Buradan belki mesela d5, e5, vezir f4'le buralara sızma olabilir. Şu anda e5 oynayabiliyor gibi. Ha, bir dakika, e çarpı d5, at çarpı d5. E çarpı d5, at. E çarpı d5, f çarpı d5'e kale e8. At e8'den sonra burası boşluk kalıyor ama. Sanki e5 oynamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. At h5. Vezir f4 mu gelsin acaba? Hadi vezir f4 geleyim ya. O kadar konuştuk. Turnuvaya ısınmada birazcık zorluk çektim. Ama bu ilk karşılaşma her zaman önemli. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey. Sanki bize güzel bir şey sağlar. Vezirin buraya bakamaması. Tabii şimdi f5 imkanlarını da getiriyor. f5 oynayabilir rakibim. Bu çok çok zayıf oldu ya. Burası çok zayıf oldu. Şöyle gelelim. E5'e at çarpı E5, at çarpı E5'e kale çarpı E5 oynayacağım. Film bu çaprazın açık olması tabii ki siyahlar için büyük bir sıkıntı. Tabi burayı almak bir seçenek olabilir ama şuradan çıkamayacak. O yüzden onu birazcık abarttı açıkçası. Şimdi ver diyorum, ver diyorum. Fil F7 belki düşünebilir ama ona da vezir H7 ve sonrasında vezir F8 matımsı şeyler olacak. Bir daha bakalım. Evet. Şans. Şans. Burada acaba bu tarz bir şey mi? Yoksa şöyle mi oynasam? Evet, böyle gelebilirim. Kale E3'e böyle geldim. Yok artık. Kayıp oluyor. Evet, ilk turu geçtik. Birazcık zorlandık ama yani zorlandık derken emek verdik yine. Öyle söyleyeyim. Evet, bir de bir yaptık. Güzel. Bakalım. Hala turnuva devam ediyor ama birazdan tekrar yeni karşılaşmalara geçeceğiz. Evet, birazcık daha tabii yenenlerle oynayacağımız için zorlaşacak yavaş yavaş. Olabildiğince turnuvayı kazanmaya çalışmamız lazım. Elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Şuraya da yazayım. Değil mi? Turnuva skoru 1-1 diyelim. Evet, turnuva skoru 1-1, 1-1.
Anlaşılıyor mu? Daha farklı mı yazmam lazım? Bu arada abonelikler için teşekkür ederim. Can kademe 1 abone olmuş. Çok sağ olun. Maçlar sonunda eğer abone olursanız daha okuma imkanım daha fazla olabilir. Çünkü maç içerisinde maalesef bakamıyorum. Hem turnuvaya odaklanmak açısından hem de tabii chat'e bakmış olmayayım. Şimdi bazen hamle söyleyen arkadaşlar olur o yüzden. Oyunlar devam ediyor mu? Evet, daha 4 oyun daha devam ediyor. Bir tane 2000 arkadaşın oyunu var. Yani bakalım. Evet, 3 tane oyun kaldı. Ve oyunlar biter bitmez yenisine geçiyoruz. O yüzden şanslıyız. Yine 4. oyundan sonra herhalde bir duraklatma olacak. O arada sohbet edebiliriz. Evet, turnuva skorunu sonra değiştiririz. O bir işte win, lose, draw şeklinde. Evet, bir oyun kaldı. O oyunun bitmesini bekliyoruz. O oyunda sona erdi ve şimdi yavaştan herhalde oyuna geçeceğiz. Yeni oyuna geçeceğiz. Bakalım. 1678 ratinge sahip bir oyuncuya karşı oynayacağız. Bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Olabildiğince tabii ki daha sağlamcı oynamaya çalışıyoruz. E4-E5. Yani rakibimiz 1600 diye bizden işte yani yaklaşık 500-600 rating az diye ona karşı farklı bir muamele yok asla. Ha şöyle farklı bir muamele olabilir. Oyunu daha pozisyonel oynayabiliriz mesela. Taktiklerden kaçınabiliriz. Mesela bu çok erken bir karar ya bana kalırsa. Yani bunu neye göre mesela değiştim? Atı geldin C3'ten bir daha D4'e geldin. Yani bu bana açıkçası biraz şey geliyor. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi filin burada G5'e gelebilecek olması ki hadi ben burada yani çok muhtemelen önerilmez ama H6 oynamak istiyorum. Şimdi kale E3 gelirse pardon kale E3 diyorum. O bu yanlış ya. Bu atı F4'e koymak istiyorum zaten. Kale E1 gelirse fil çarpı E3 alacaktım. Kale çarpı E3'e oynayacaktım. Tamam. Buraya tutunmaya devam edeceğim. Yani burada H3 gibi bir şey oynaması lazım. Yani mesela bu bana çok çok fazla geliyor. Yani bu tamam. Rok attım. Fil E6'ya burası düşüyor. C6 oynasam vezir D6 var. O yüzden benim için de biraz sıkıntılı bir dönem olabilir bu. Tamam böyle bir fil G4 oynayayım. Yani vezir eğer burayı alacaksa tamam. B7 piyonunu bırakabilirim ama karşılığında dikkat ederseniz fil çarpı F3, G çarpı F3, at F4 ve vezir G5 gibi varyantlar olduğu için o burada rakibim çatala geldi. O görmedi herhalde. Evet şimdi yani bunu da alacağız mecbur. Ne yapalım? Şöyle gelelim. Yani kale E3'e biraz rakibi zorlamak istiyorum. Ona da vezir. Şöyle gideceğim. Alırsa kaleyle alacağım. Evet bunun riskine gireceğiz artık. Yani risk de değildi aslında. Hadi şöyle gelelim. Bunu sürmesi lazım bir noktada. Sürmedi. Şimdi yani şunla mı yoksa hadi ben çok daha sağlamcı oynayayım. Hiç buralara girmeyeceğim.
Ya D6'dan da bir şey olacağı yok da bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Vallahi elim kayıyordu öyle diyeyim size. Elim kaysa artık burada nasıl? Şöyle gelelim. 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 Matımız oldu bu arada. Ya bu kolay bir kazanç oldu ama yani tatmin edici olmadı. Çünkü bu vezir D5'ten sonra sanki bu as D5 doğru değil galiba. Çünkü vezir E5 var. Yani aslında fena değil. Oyunu bitirmek için güzel ama kale AD8 gel diyor. Çünkü ver veziri, ver arka tarafı diyorsun. Sonrasında o fil F3 hamlesine de bir şeyler çıkacak galiba. Burada şimdi vezir E5 var. Vezir E5, at E5. Eğer burayı alırsan o da burayı alıyor falan. Yine iyi. Aslında kötü değil tabii ki ama bu ya, zaten direkt vezir oynadı. Evet, biraz fazla oynadı yani. Fazlasını istedik onundan diyebiliriz. Şimdi daha fazla, evet, oyun var değil mi? Oyunlar devam ediyor mesela. Evet, bayağı oyun devam ediyor. O yüzden biz sizinle sohbet edebiliriz. Şu turnuva skorunu değiştireyim. Turnuva skoru 2000 Go, sıfır lose diyelim. Bu anlaşılır herhalde değil mi? Ya bunu galibiyet diyelim ya. Galibiyet, sıfır. Beraberlik, sıfır. Mağlubiyet. Sadece galibiyeti görmeniz yeterli şu an. O yüzden dışarı tersleri sorun yok. Tamam. Yakışıklı oldu. Evet, Kadir Çiçek bu arada 165 abonelik hediye etmiş bu zamana kadar. Teşekkür ederim. 166.sı da oldu herhalde. Sağ ol. Sağ ol Kadir. Senin sayende bu yayınları yapabiliyorum burada. Ama diğer arkadaşlar, eğer abonelik hediye etmek zorunda değilsiniz tabii ki. Burada beni takip etmeniz bile benim için çok büyük bir keyif. Bu ekranlarda birazcık heyecanlıyım. Bugünkü turnuva Untitled Tuesday ilk kez oynadığım bir turnuva. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Ama tabii ki sizinle beraber burada buluşmak her zaman çok büyük bir keyif. 350 kişiyle beraber şu anda turnuvanın 3. turuna doğru ilerliyoruz. Şu anda da turnuvada yani lider durumdayız ama liderlik tabii ki birkaç kişi arasında paylaşılıyor. Birkaç kişi de değil. Hatta belki şu an bakalım. Şu anda bile 29 kişi. Hatta zaman geçtikçe değişiyor. 40 kişi ve 44 kişi oldu. Yani yavaş yavaş yukarılara geleceğiz. Bakalım. Daha oynuyor çocuklar. O yüzden oynasınlar. Solar bu arada kademe bir abone oldu. Teşekkürler. Takip etmez demiş. Çok sağ olun. Plaka bu arada yine kademe bir abone oldu. Çok teşekkür ederim. Vahap çok yetenekli bir genç. Vahap hakkında ne düşünüyorsun demişler. Çok da iyi anlaştığım biri. Her turnuvaya gittiğimde böyle konuşup sohbet ettiğim, beraber kahvaltı ettiğim, beraber yemek yediğim bir arkadaşımız. O yüzden kendisi gerçekten çok çok yetenekli ve çok çok da böyle terbiyeli bir adam. Yani Türk milli takımında oynayan herkes yani pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl insanlar. Kadir Çiçek, evet, yaklaşık 10 abone daha hediye etti. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Senin sayende şu anda bakalım kaç olduk? 938 abonemiz var kanalda şu ana kadar. Güzel. Onda bir ara 1000 yapma şeyim olmuştu ama Twitch bir ara bir kural getirdi. Dedi ki eğer siz dedi kaç 300 mü 350 abone bulursanız işte para paylaşımını değiştireceğim. Yani işte normalde %50-50 paylaşıyorsun ya Twitch'te. Onu %70-30'a çekeceğim dedi ama 350 tane normal abonelikten bahsediyormuş. Yani Prime'lar sayılmıyor. İşte bu aynı zamanda şeyler sayılmıyor. Hediye abonelikler sayılmıyor. Ben dedim ki ya bunun için uğraşmaya hiç gerek yok. O yüzden burada hiç onu denemiyorum bile. Çok çok sağ olun. Yani sizin takip etmeniz bile benim için çok yeterli. Çok çok sağ olun diyeyim. Şu anda da 45.000 takipçimiz oldu. Ara ara
bu sayıya bakıyorum açıkçası. Bu arada 4 oyun kaldı. 3 oyun kaldı. Onlar da bitirecekler. Sonra bize daha güçlü bir rakip gelecek. Benim tahminimce böyle artık 1900 reytinge sahip insanlarla oynayabiliriz ama ben 2200 reytinge sahibim. En yüksekte 2400 var turnuvada gördüğüm kadarıyla. Hatta bir daha bakayım. 2470 var. Yani onunla şu anda karşılaşmayacağız. Herhalde belki 2 tur sonra falan karşılaşabiliriz. Şu anda alttan çekmeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Böyle bir 1900 reytinge sahip biriyle oynayabilirim. İnşallah tabii rakibimiz böyle hile kullanan biri gelmez. Ondan korkuyorum açıkçası. Evet. 1849 reytinge sahip bir oyuncu geldi. E4, E5 ile başlıyoruz. Bugün yani hem beyazda hem siyahta E4, E5 başladık. C3, D4. At A5'li varyantı bakalım oynayacak mı yoksa at A7 mi dönecek? Normalde bu iki varyant da var. At A5 oynamayı tercih etti. Bu yanlış. Yani bunun... Direkt fil D5 mi alıyorduk? Evet, fil D5 alıyorduk çünkü B5 var. Şimdi kısa rok, kale E1, kale E5 oynamayı düşünüyorum. Ha, bu boştu. Bunu hep kaçırıyorlar ya. Bunu bir tane yapay zeka yaptık biz. Yapay zeka bile bunu kaçırıyor biliyor musunuz? Yani böyle insan gibi oynamaya çalışan yapay zekalar var ya. Eğitiyorsunuz ki karşınızda böyle hani böyle insani bir rakip olsun diye. Onlar bile kaçırıyor. Gerçekten insanları o noktada çözmüşler. D4'ü alması çok bir anlam ifade etmiyor. O yüzden ben şöyle bir şey yapayım. Korkutayım, vezir C6 alacağım diye. Eğer vezir A2 alırsa tamam. Şöyle B3 geleyim. Vezir C5 oynamak istiyorum. At öndeyim. Yani daha doğrusu at ya da fil öndeyim. Öyle söyleyeyim. İki ata karşılık fil var oyunda. Bunun karşılığında da bir şöyle gelsem vezir neredeyse mat olacak. Ya bu at E5 vardı ya burada. At E5 gerçi fil E5. Bilmiyorum. Şöyle gelsem çok da zorlamak istemiyorum oyunu açıkçası. Şöyle gelelim. Bazen bundan çekinmemek lazım. İşte çekindiğiniz zaman taşlar geri geri gidiyor. A6'yı neden almıyoruz ki mesela? Fileye 6'ya at F5, pardon, fileye 6'ya at G6 var. Alırsa burası boşta kalıyor. O da bizim işimize geliyor tabi. Şöyle. Umarım başka bir hamle yoktur buna. Çünkü şu yok. Kale E8'e, kale E8'e, vezir E8'e. Evet, bir tane at üstün kaldık. Atı artık F3'e koyup D4'ü savunup burada da rahat rahat oyunu oynamak var. Korkutucu. O mesele diyorsun. Bir G3 oynayalım ya şuraya.
Vezirke 4'ü de Kaleye 4 oynayacağım var ya. Hani Korku Dağları Bekler stili. Ya ben ne yapıyorum ya? Yani ne gerek var buna? Sabo. Al tamam vezire Vezir mat olmak üzere. Vezir D5'e, vezir E6. Sonunda kesiyoruz bu vezirleri. Sanki ne? Ya vezirle oynasın ne olacak? CHP oynasın. Ne yapacağız? Ne yapacağız Allah aşkına ya? Kaleyi niye inemiyor? Heh, şöyle gideyim bari. Sabo'ya baştan at vermeyin. Ya da verin. Adam direkt... neyse kazandık şimdi. Terk yazık ya. Alalım gitsin. Böyle gelelim. O da düştü. Ne terk et. Ustam. Ustam diyemiyorum çünkü untitled ya. Tamam. Sürelim seni. Böyle gelelim. Böyle gelelim. Tamam. At olabilir. O yüzden güzel deniyor rakibim. Ben bir çıktık artık bu arada özür. Şöyle bir şahımız diyeyim. Abi terk et işte ya. Yani. Ne istiyor ki anlamadım. Teşekkürler, teşekkürler dostum, dostlar. Şöyle bir 3 diyelim. 4'ten sonra bir ara var. Biz oynadık ya bu oyunu. Dörtten sonra bir ara olacak ama şu an evet 3 oyun sonra başlıyoruz. 3 oyun kalmış geriye. Selamlar. Bu arada 558 kişi olmuşuz.
Yani YouTube'da olsa like atın derdim ama şu anda sizler tabii ki Twitch'te like atamıyorsunuz ama en azından bir bol şans demenizi bekliyorum. Yeni tur başlamadan önce bir bol şans görmek istiyorum sizlerden. Chat'te şöyle dizilsin. Ve tabii ki abone olmayan arkadaşlar, pardon, takip etmeyen arkadaşlar da lütfen mutlaka bizi takip etsinler. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Beni tuttuğunuzu biliyorum. Çok sağ olun, var olun ya. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, son iki oyun. Son bir oyun ve başlıyoruz. Bu sefer rakip bir 2100 falan olabilir. Buna iyi oynamamız lazım. Ve siyah taşlarda oynayacağız. O yüzden bakalım neler olacak. Bu turnuvayı kazansan çok güzel olur ya. Güzel bir CV'mize yazarız. Kazanamasak bile ilk 3 isterim ya burada. Şu anda turnuvada 3'te 3 giden kaç isim var? 34 isim var. Güzel. İki tane Türk arkadaş oynuyor. Onu bekliyoruz şu an. Bakalım. 2000'ler, 1800'ler falan var. 1079 bir adam var. Abi o bana gelmesin. Allah aşkına. Ya 1079 buraya geldiyse kesinlikle bir şeydir de neyse. 1463 var. Tamam, hadi diyelim ki o şey. Şu anda kaç 3'te 3 var? 34 tane 3'te 3 var. Heh, Türk arkadaşlar da bitirdi. Tamam. Güzel. Haydi bakalım. 1853. Magnum Carlsen. Carlson. Güzel bir isimmiş. Bakalım nasıl oynayacak Magnum. İtalyan bir şaka. Magnum bu arada Manium diye okunuyor İtalyanca'da. Çok ilginç. Şöyle bir vesileyi de oynayayım. Evet. Şöyle bir A5 mi? A5 oynayayım ya. Şimdi bana kalırsa yani bu oyun, evet, at F6. Fil'in G5'e gittiğine bakacağız. Fil G5 oynarsa, Fil G5 oynarsa biten, okey. Ben de şöyle geleyim. Bu film. Allah Allah. Bu atın orada olmaması lazım. Atın yerinin burası olması lazım ya. Ben mi yanlış biliyorum? Diyeceğim. Geldim. Şimdi buradaki sıkıntı rakip için şu. Ben at H5 oynadığım zaman at H5, at E5 alsa böyle alıyorum. F4 oynayamıyor. D4 oynarsa bunun nereye kaçacağı belli değil. Allah Allah. Nasıl bir şey devam etmek lazım acaba? Şöyle geleyim. Rakip bence file 3 oynar. D4 ustası. Tamam, D4 oynasın. Sorun yok. O da fil A3 falan çok tehlikeli ama. Biraz canımızı yakacak. Bravo. Rakibe bravo. Şöyle gelirsem at E5'e şey oynayamıyorum. Bunu böyle alamıyorum. Tamam. Böyle geleyim. Buna böyle alırım. İyi oynadı burayı. Ya iyi oynamadı da aslında, neyse.
Rakibi boş yere övemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ama burada ben vezir f6 oynayacağım. Kale d8. Ya da kale e8 de olabilir. Çok acele etmemize gerek yok. Tamam. Böyle geldim. Ver diyeceğim. Tak 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 tak. Ya bu da keyifli değil de en azından fil b2 oynar belki, bilmiyorum. Ama en azından şuna artık D cevabı vermek istiyorum. Şöyle geleceğim. Tamam. Buna böyle geliyorum. At f4. Artık bu çaprazda değilim. Burada bir şey yok. Ve şuna böyle alabilirim. At g5 oynanılabilir. Bu seçeneklerden bir tanesi artık. Bu da çok önemli değil. Mesela at f5 aldım, aldı, sürebilirim. Böyle bir seçenek de var. Bilemedim. Şöyle geleyim. Kandırmayı deneyeceğim. Ona şöyle geleceğim ya. Kan kanacak mı? Bu bana kalırsa iyi kaldı ama tabii bilemiyoruz. Dedim, ne oluyor? Yani bu sıkıntı değil ya. Yeter ki usta ama yani. Oh, bitirelim bir rol çekelim. Ay, rakibe helal olsun. Rakibe helal olsun Alperello bu arada. Seni de ileride Dünya Kupası'na görelim demiş. Yok, benden yaş olarak tabii çok çokça geçti. Ama izlemek büyük bir keyif veriyor tabii ki Türk ustaları. Ben güzel bir şekilde anlatabilirim ancak size bunu. Beni orada görebilirsiniz. Etti 4'te 4. Tamam. Herhalde bir ufak bir ara verilecek. Yani en azından tabii biz yayına asla ara vermeyeceğiz ama galiba burada kimler kaldı şimdi? Daha oyunlar devam ediyor. Bayağı oyun devam ediyor ama biz tam gaz devam ediyoruz. Bir ışığı açıp geliyorum.
Evet, bir telefonuma da bakayım çünkü işle ilgili bir mesaj gelmişti. Onları kontrol etmem gerekiyor. Onu öyle yaptık. Tamam. Şefle olan maçı da şey yapacaklar. Evet. Bu arada biliyorsunuz şey yaptım. Bir belki efsane gelmedi ya. Şöyle diyeyim. Tamam, 4'te 4 gidenlere de bakacağım bir Oo, 2350 var. Bu 2400'lük elemanı elediler mi acaba? Ha, yok yok, o da kazanmış. Elediler mi derken? O direkt başlıyor. Direkt başlıyor dostlar. Ara yok. 2000 reytinge sahip bir oyuncuya şöyle bir şuraya pause diyeyim. Bir 30 dakikalığına. Tamam, buna böyle şöyle gelelim. Bu hatalı bu arada bence. At D4 oynayacak çünkü. Keşke at F3 oynasaydım. Tamam, al ya bunu. Filin çünkü D3'e dönmesi at B4'ü kaşıyacak. Onu kaşımasına gerek yok. Çok çabuk vazgeçiş oluyor. Buradaki triklerden bir tanesi şöyle bir şey var. Ver diyorsun, ya yani tuttum diyorsun burayı. Ver diyorsun at F6'yı. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. A4'e. B5 oynarsa ben hiç oraları olmayacağım. Kale E1, E3 bu tarz devam edebilirim diye düşünüyorum. Ama bu yanlış olmalı. Dakika. Atın buraya gelmesi. Kestik, kestik desek. Bence her şeyi kesebilirim yani. Fil E5 mi yoksa fil mısın? Bir tane fil E5 oynayacağım burada. Bu kritik olabilir. Buna kale E5, vezir D4'e kale E1. Tamam. Bu fil E5 güzel oldu. Çünkü bir tane tempo eksik alıyoruz. Fil F, evet. Şöyle geldim. Güzel taraflardan bir tanesi. Kale E4, vezir C3. Tamam. Kale E4. Dur bir dakika ya. Al bunu. Bunu artık.
saniye. Kaleye 8. Kaleye 2 aldım. Kale E8, kale E2. Geldik geldik, bizim E3. Bence şöyle daha safe oynanabilir ya yani bu oyun. Vezir A1'e şah H2. Yalnız şaka gibi bir vezir B8 var biliyor musun? Kale B8'e geldim, 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 mat biliyor musun? Ama vezir B8'i almak zorunda değil. Böyle bir değişik bir durum var. Bunu bir düşünelim. Aklımızda kalsın. Ama bunu artık yapacağız ya. Vezir hiç oynuyor. Şah H2. Bir piyon ne yapacak? Vezir nereye dönecek? Vezir D4'e keseceğim. Şöyle gelelim. Bu oyunun kazanç olması lazım. 34 saniye bunu değiştiremez çünkü 3 artı 1. Burayı yapamazsan çok üzülürüm ya.
Aa. Uf. Ne oyundu ama ya. Oynadık. Oy, 2367 hiç durmadan. Bu ne böyle? Bunu kazanmam gerekiyor turnuvanın gidişatı için. Şöyle gelelim. Doğru olmadığını bile bile oynadığımız hamlelerden bir tanesi. Oynayayım. Alırsa böyle alacağım. At C4'e fil A7, at C6, B C6 ama iyi kalmadık onu söyleyeyim. Fil A7, kale A7 oynayacağım. Rakip de gerçekten bizi iyi yerden zorluyor. Şöyle fil A7 geleyim. Baştan o at C4 temposunu keseyim. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Bu evet. C6'ya gitmesi lazım burada. Buna böyle geleceğim. O yüzden sıkıntı yok. Ondan sonra G4 G5 gelse de sıkıntı değil. Şöyle bir tane dersem ona dönemem. Şey yapamıyorum ya. Şöyle bir H3 oynayayım. H6 pardon. Ne oynayabilirim ya? Bir şeyler yapması lazım onunla. Belki vezir E7, vezir F6 oynamam lazım piyon yerine. Adama oyna demem lazım. Ama bir... F4 var mıydı ya burada? At B4 yani bu belki deneyebilirim burayı. Üç piyona at değişiyorum çünkü. Geldi. Hadi bakalım. Buradan eşit çıkma ihtimalimiz var ama
Kale Atom'un sonunu iyi oynamamız lazım. Birkaç tane daha piyon kesebilmek lazım. Bu feda iyi miydi? Tartışılır ama denedik ve güzel gidiyor. Şu piyonu bir şekilde alabilmem lazım. Bayrak dedik. Kazanabilirdik ya. Kazanabilirdik dostlar ya. 6 tur sonunda 5.5. Çok fena moralim bozuldu. Ha neyse. Var mıydı kazanç? Bunlar neyse kazanç değil mi? Şurada bir var mı acaba? Ha. Evet, yeni karşılaşma. Bu sefer de Çin'den bir 2353'e karşı oynuyoruz. Yine zor bir karşılaşma. Bu arada takip eden, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun dostlarım. F
Sedamız sonuç verdi. Bayraklayabilirdik ya adamı. Şöyle geldim. Tamam. Şöyle geleceğim. En sıkıntılı hamle bu. Onu çözersek şöyle çözebiliyoruz herhalde. Fili burada mı burada mı kullanmak lazım acaba? Atın yeri orası değil ya. Atın yeri de şurası aslında. Bence o atı B8'e dönmem lazım ama. Şu atı nasıl döndürebiliriz artık bilmiyorum. Nasıl bir hamle uydum ya? Atı B8'e dönmediğim için başıma gelenlere bak. Neyse, bu bence hatalı bir devam yolu olacak. Bak, bu oyundan çok bir şey beklemezseniz iyi olur taslar. Ya bütün aklım o hamlede kaldı biliyor musun? Bak şimdi. Abi dön şunu atı B8'e. C5 mi oynuyor? Oyna B6'nı. Ne oynuyor? Bunu mu aldı? Al oyna abi. Çık şunu şuraya. Böyle oyna sonra. Ya bütün aklım şurada kaldığı için bütün oyunu rezalet oynadım. Evet, ilk yenilgimizi aldık bu turnuvada. 7'de 5.5 gidiyoruz. Üzülmeye gerek yok, kaybettiğimiz oyuncu zaten bizden güçlüydü. Ama daha demin hani kazancın yanından dönüp böyle oynamak birazcık üzdü açıkçası. Bakalım. 6 puanda insanlar var. Evet, biz 5.5'te biraz ilk onun arkasında kaldık ama bakalım ne olacak. Evet, kaçırdığımız bir abonelik var mı? Var. Evet, Miğfer Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Erzincanlı Kasparov 2 abonelik edinmiş. Teşekkür ederim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Ödül sizlerle buluşmak arkadaşlar. Bir ödül yok herhalde. Yani bir ödül mantığıyla da oynamıyorum ama tabii göreceğiz neler olduğunu. 7'de 5.5 gidiyoruz. 6'da 6 giden insanlar vardı. Onlar birbiriyle eşleştiler zaten. Benim daha demin berabere yapabildiğim adam 2367 reytinge sahibi, o kazanmış. Yok pardon, 4 tur daha oynayacağız. O yüzden şansımız yüksek.
Ama hepsini kazanmamız lazım. Bizim hedefimiz 9 puan yapmaktı. Oralardan biraz uzak kalmış olacağız. Belki 8 puan olarak değiştirebiliriz hedefi. Hadi bakalım. Kaçıncıyız? Şu anda 7'nciyim ama yani birkaç tane oyuncu gelecek şimdi. Onlarla beraber ben sanırım böyle bir 12'ye falan oturacağım diye tahmin ediyorum. Oyunlar devam ediyor şu anda. Bir sürü oyun var. Şu anda 8'e düştük bile. İyi, devam ediyoruz. İlk 10'a girmekte hedef. Bakalım o gerçek olacak mı? Heyecanla bekliyorum. Sizlerden de bir bol şans görmek istiyorum chatte. Bu arada Poli Prime ile abone oldu. Çok teşekkür ederim. Prime'ı bu kanalda kullanan, bana destek olan, bu turnuvaların yayınını isteyen herkese çok teşekkür ederim. Tabii ki siz istedikçe burada ben de sizlere bu yayını yapmak istiyorum. Benim için çok büyük bir keyif. Biraz bu karşılaşma erken bittiği için diğer arkadaşları bekleyeceğiz. Bu arada tabii ünlem YouTube yazıyorum. Yani bu kadar 700 kişi varken ben merak ediyorum acaba YouTube kanalımı takip etmeyen var mı? Bazen oluyor biliyorsunuz. YouTube'da denk gelmeyebiliyorsunuz. Twitch'te belki şu anda bir canlı yayından burası önerildi ve geldiniz. Ama belki YouTube kanalımı bilmiyorsunuz. O yüzden Sabo Saltvenç YouTube kanalına hem günün özetleri hem de bu tarz turnuvaların tamamını görmek açısından, eğer iyi giderse turnuva tabii. Bu arada İcra Akademi'ye bir abone oldu. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben 10'unculuğa kadar düştüm. Hala da düşmeye devam ediyoruz çünkü maçlar devam ediyor. Şefle video, evet, yakın zamanda. Onu yapacağız. Paylaşacağız. Bugün muhtemelen paylaşacağım. Bakalım. Insta'da da paylaştığım video 350 bin oldu, yani inanılır gibi değil. Yani şu şefle video o kadar tutuyor ki ben bile şaşırıyorum yani. Bugün sırf o videodan yani 600 abone, 600 takipçi geldi ya. Nasıl olabilir? Gerçekten şaşırıyorum. Hadi bakalım. Bize rakip benim. 13'üncülüğe kadar düştük yani. Maçlar devam ettikçe bizim şey düşüyor. Listede kaçıncı olduğumuz. Yarın ben yokum sunmada ama öteki günler olacağım. Birazdan oynanacak şimdi. Son karşılaşmalar kaldı artık. Evet. Ben 13. sıradayım. Birinci 7'de 7 bir tane eleman var. 2482 reytinge sahip. Zaten diğerlerinden daha iyi, o belli. Ama benim averaj olarak böyle kendi tarafıma üstünlük sağlamışım. Sadece ya bu oyunu sadece kazanmam gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Beyaz taşlarda. Geçtiğimiz oyunda ben siyah oynadım değil mi? Üst üste iki tane siyah oynadım. Evet, son bir oyun kaldı. Oranın kazananı da beni geçiyor. Öyle bir değişik bir oyun. Umarım ikisi de kaybeder demişim. Haydi bakalım. Evet, 2030 reytinge sahip bir oyuncuya karşı beyaz taşlarda başlıyoruz. A6 ara hamlesine bir fil B3 çekmem lazım. Onun dışında dikkat etmem gereken şu anlık bir şey yok. D6'da oynadığına göre D5 temposu için şu anda şimdi alt G4'de kale F1 oynayacağım. Evet, şunu da öne geldim. Tam o tempo harcamaya devam edebilir. Ben şöyle geçeyim. Vezir B3, at A5'e. Vezir 2 kaçtım. B4 isteyeceğim. O yüzden
Çok da bir sorun yok. Şimdi sıkıntı şu. Kale E2 mi oynasam acaba? Kale E2. Ne kaybederim ki? Atım da burada ya. Vezirin hani F6 bu hiçbir şeye gelemiyor. Şöyle geleyim. İleri kesmek isteyeyim bakalım yanaşacak mı? Şimdi D4 hamlesi bende var. Onda yok D5. D4 oynayacağım. D çarpı E5 istiyorum. O yüzden mesela at G6 gibi bir şey oynayabilir. At G6 geldi. Tamam. Alalım. At E5'e at E5 alacağım. At E5 at E5 D5. Kale geldi. Vezir C6. At F5. Terk olması lazım. Yani illa beyazların iyi kalması lazım o varyantta. Ama şimdi atla almazsa, D ile alırsa onu nasıl devam ettireceğimi bilmiyorum. Yine önce bir kalede bir herhalde. Şimdi burada bir tane şöyle var galiba. At F5, at E4, at E5, at E5. Biraz fazla taktik kovalıyoruz ama hadi bakalım. At E4, at E5, at E5'e at E7, şah, vezir. At E4 alırsa, at E5 döndü değil mi ki? Kale D8 gelemiyor. Kale D8, kale D8 vezir F7'yi alacak. Vezirin o yüzden burada F7'ye bakıyor olması çok önemli. Vezir C2 oynayacaktım ama çok pasif kalıyor. Mecburen bu atı döneceğiz buradan. Atın F4'e gelmesi de bir şey ifade etmiyor olması lazım. At E5 var. Mesela bunun uyumaması lazım. Bunun şimdi uyuduğu için benim bütün denge şaştı. Yani rakibi nereye koyacağım? İyi bir oyuncu mu yoksa taktik yer mi yemez mi? Bütün şey parametreler şaştı. Böyle oynayalım. E5 oynayacağım. Bu boşta. Okay. Şimdi böyle gelelim. Gelmeyelim.
Tamamen saçmalıyorum. Tamamen saçmalıyorum ya. Şöyle dediniz. Güzel. Oynadık, kazandık diyelim. Şöyle 6000'i yazıyoruz. 8 oyunda 6 galibiyet. Not bad. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Adam biraz kötü oynadı ama stresli bir karşılaşmaydı. Bakalım. Evet, herkesten bir lütfen, 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 lütfen. Bir destek mesajları görmek istiyorum. Bol şanslar yazar mısınız arkadaşlar? 9. sıradayım. Evet, 9. sıradayım. Kazanırsam ilk 5'teyim. Güzel. İlk adam berabere kalmış. Evet, şimdi birazdan bana gelecek sıra. Galiba 2200'de falan ya. Evet, belki 355 puana sahip bir adam var. Muhtemelen hile. Daha doğrusu muhtemelen değil, hile. Çünkü 355 puan da oraya gelmenizin imkanı olmadığına göre. Şimdi bir tane 355 puan da rakip çekeriz. Onu da kaybederiz. Güzel bir. Şansa ihtiyaç yok. Aynen öyle. Başarılar dileyin arkadaşlar o zaman. Bakın ne olacak ya? İlk ona girdik. Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz. Ya da en azından 8 puan almak istiyoruz. Son 3 karşılaşma hedefim 1,5 puan almak. Ama gördüğünüz gibi kolay maç yok. Haydi bakalım. 3'te 3 yaparsam zaten turnuvayı kazanıyorum kesin. Hadi dostlar, oynayacaksınız, güzel. 5,5 desen. Kazanırsam ilk 20 garantileniyor. Abi 355'e çıktık ya. Bu adam kesinlikle hile ya. Kesinlikle hile. Allah. Bu adamın yerine biri oynuyor olması lazım. 355 reytingde biri bunu oynayamaz ki. İlla ki vurması lazım. Aynen alsak. Alsak burası boşta kalıyor.
Şöyle bir rok atayım ben. Atlı 5'i alacağım. Atlı 5'i alıyorum. Şöyle H6 böyle alınca ne yapıyor? Şöyle gidelim. Böyle. Oluyor mu ya? Buna G6 alacağım. Şimdi fil A3 oynayabilir mesela buna. Fil A3'e vezir G6. Çünkü şuradaki açmazı mesela fil A3 oynarsa alırsam kazanç oldu. Şimdi fil A3'e bir daha bakmak lazım. Buna böyle oynamak istiyorum. Ver diyeceğim burayı. Şimdi fil D6'ya vezir E6 var. Geldi. Kale E6. Vezir E6, kale E6. Ve en son kale F6 patlatabiliyorum. Bu kazanç oldu. Şöyle şah çeksin. Olmadı ha. Şöyle oldu. Var ya inanılmaz kötü kalacaktım. Ya alırsam şunu bir dakika. Önce şöyle. Şu. Abi değilse ne uğraşıyorsun be Sabo ya? Kes işte bir tane piyon için. Yani girdiğimiz şey, enerjiye değmeyecek verdiğimiz enerjiye. Yapma Allah aşkına.
Terk et be güzelim. Terk et artık. Eyvah. Çıkayım kurtulayım ya. O piyonlar bütün şeyimi bozdu. Hoppa. Hadi. Yani ne gerek vardı anlamadım ben de. Oy. Evet, bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. 7.5-7. Bakalım. 5. sıradayız. Evet, uzun ok atma kararı gelmez herhalde diye düşünüyorum. Ya buna bir tane daha A4 oynamamız lazım. Oo, bu bana çok riskli bir karar gibi geliyor rakip adına. Şöyle at H5.
Şöyle gelsin. Ver burayı, ver burayı. F2 olmuyor gördüğüm kadarıyla. Postlayalım. Bu E4'ü almak gerekir ya bence. Bu E4'ü alayım ben. Vezirli alsa mecburen geldik. Şöyle oynasın. Ya da şunu çakalım ya. Çaktık çaktık. Biraz gereksiz. Şöyle oynayalım. D3. At E6'ya kale D3 geleceğim. At F4'e tekrar kale D3 gelebilirim ama şu an kale D3'e koyamıyorum. Önce bir böyle oynayayım. Fil F4 oynayayım. At E6 böyle gelir mi? Sonra alırım falan diye. Bakalım olacak mı? Şöyle verdim. Thank you.
O da panik dedi. O kadar güzel sıyırdık ki anlatamam. İnanılır gibi değil. İkinci sıradayız. Birinciyle oynuyoruz. Kazanırsak şampiyonuz. Kazanırsak şampiyonuz. Bu nasıl bir maç? Allah'ım, beyazlarla. Yani bu Untitled Tuesday'de ilk kez oynuyorum. Yani lütfen şunu kazanayım ya. Vallahi hamleleri unuttuk, öyle diyeyim. Sert bir varyantı da oynuyoruz ha. Aldım. Aldı. Kazanırsak şampiyonuz, bu nasıl maç? Bu tamam, şunu aldım.
Kareyle alırsa at çarpı. Ya da buna da at e3. Ver diyelim. Eşit. Eşitiz ama sanki ben daha iyi durumdayım gibi hissediyor konum. Hissettiriyor diyelim. Hadi bakalım. Şöyle geleyim. Bunu alacaktır. Bu oyunu kaybetmememiz gerekiyor. Kaybedemememiz gerekiyor ama hadi bakalım. Böyle geldim, böyle geldim. Kaleye 5, at h4. Şimdi şöyle gelip oynamak, risk almak nasıl olur acaba? Hiç risk almayacağım ya. Daha sakin kazanmaya çalışacağım oyunu. Keşke alabilsek ama o riski aldığımız zaman oyun ellerden kayıp gidiyor. Şöyle mesela. Yok, rakip kötü oynuyor ya burayı. Ciddi kötü oynuyor yani. Bir tane trik deneyecek muhtemelen şu. Onun da dönemedi.
Yes. Hadi. Aa, ikinci bitir. Nasıl olabilir ya? İkinci bitiremem ki. Yendim bu adamı, nasıl ikinci bitiriyorum? Nasıl ya? Averajım da daha iyi. Kazanmış olmam lazım ya turnuvayı. Yes! 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 Untitled tüzüğü kazanıyorum. İşte bu. Harika, harika be. İşte bu kadar. İlk oynadığım Untitled tüzüğü kazanıyorum ya. Müthiş hissettiriyor, biliyor musunuz? İşte bu. Ünvansız oyuncular arasında şampiyon. Şunu değiştirelim ya. 9 galibiyet. Son 3 karşılaşmayı kazandık. Birinciyi yendik. Daha ne yapalım ya? Turnuvanın ödülü neydi acaba? Chess.com acil bana ödülleri yolla. Yes. 9.5'la birinci bitirdik. İkinci, üçüncü 9.5 yine ama yani onlardan average olarak şu üstünlüğe bakar mısınız ya? Artık tebrik mesajları okuyabilirim. Chess.com ivanımı birazdan atıyorum. Yes. Vallahi inanılmaz mutlu oldum ya. İnanılmaz mutlu oldum ya. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım da Chess.com'daki arklara hava atarız. Çok çok iyi savaştık bu arada. Çok çok iyi savaştık ya. Zor karşılaşma. Dikkat ederseniz öyle finale kaldığımızda biraz oynuyoruz ya. Yok yok, 1000 dolar değil arkadaşlar. 1000 dolar olur mu? $1000 olsa burası yıkılmaz ya. $1000 olsa yine aynı bu kadar sevinirdik daha. Biz turnuvayı kazandığımız için seviniyoruz arkadaşlar. $1000, $100, $10, $0 hiç fark etmez. Biz kazandık. Namımız yürüsün ya. Arkadaşlar bu arada takip etmeyi unutmayın. İlk kez gören arkadaşlar. Ya o kadar kazandık, bir en azından sizlerden takip alalım değil mi? Oh be. Seviliyorsunuz dostlar, var ya burada bana gerçekten destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Takip eden arkadaşlar var olun.